İyi akşamlar sevgili Konyalılar, değerli hemşehrilerimiz. Bir hukukçularla gündem programında daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi değerli meslektaşlarımla gündemdeki konuları sizlerle paylaşmaya, görüşlerimizi dilimiz döndüğü, aklımız el verdiğince yorumlamaya gayret ediyoruz. Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamında. Dile kolay 200'ün üzerinde vatandaşımızı her gün can kaybı yaşıyoruz. Bu bir gerçeklik ve şu anda da bildiğiniz gibi bir sokağa çıkma yasağına girmiş daha bulunduk. Bir daha sokağa çıkma yasağına daha girmiş bulmaktayız. Umarım bu tedbirler yerini bulur. Hepimiz sağlıklı günlere hep birlikte kavuşuruz. Özellikle aşının gelmeye başladığı günümüzde umutlarımız biraz daha artıyor. Tedbirlerimize dikkat ederek maske ve mesafe konusundaki duyarlılıklarımızı aynen koruyarak daha iyi günlerde buluşmayı da diliyoruz. Her zamanki gibi konuklarımızı ben sizinle tekrar tanıtmak istiyorum. Kendimden başlayayım. Bu akşam programı yönetme görevini arkadaşlarım bana verdiler, sağ olsunlar. Turgay Bilge, Mustafa Derbentli, Murat Çiçek, Burhan Demirci ve Mehmet Yavaş. Değerli arkadaşlarımla gündemi tartışmaya çalışacağız. Ve ilk gündem maddemiz biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını gerektirdiği şeklinde yorumlanan son bir kararı var. Sayın Cumhurbaşkanı bu karar bizi bağlamaz dedi. Diğer yandan yorumlayanlar bunun uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Bunu kendi bakış açımızla yorumlayacağız. Ben sözü öncelikle Murat Çiçek'ten başlayayım. Murat Evet. Bey'den devam edeyim. Bakalım bu konuda düşüncelerimiz Öncelikli neler. olarak ekranları başlarında bizleri izleyen Konyalı hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki ülkemizin ve dünyanın zor bir süreçten geçti bu dönemde. Ekonomik, siyasi anlamda birçok çalkantılarla birlikte sağlıkla ilgili de birçok anlamda sıkıntıların yaşandığı bu süreçte ülkemizin gündemini meşgul eden bir Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı gündeme oturdu ve şu an bu tartışılmakta. Ben öncelikli olarak şunu ifade etmek istiyorum. Selahattin Demirtaş denen zat benim de kabul gördüğüm bir düşünceye göre teröristtir. Bu noktada ben Türk milletinin de hemfikir olduğunu düşünüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcılığı nedir? Yapısı nedir? Bu noktada Türkiye bu karara uymak zorunda mıdır? Tabii bunları konuşacağız. Bunun öncesinde şunu da görmek lazım. Türkiye'deki yargılamaların uzun sürmesinin her anlamda ciddi zararı var. İşte bu örnekte bunu yaşadık. Ortada bir terörist varken maalesef uzun süren bir yargılamadan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olaya kendi açısından tarafsız bakarak bir hak ihlali olduğundan bahsediyor. Tabii ki yargılama uzun sürdü. Bunda hemfikiriz. Yani 4 yıl gibi bir süreçte ilk derece mahkemesinin karar verememesi bu anlamda ciddi anlamda bir handikap. Yani 4 yıldır bir karar verilemeyip halen daha sürüncemede bırakılıyorsa burada bir sıkıntı var demek ki. Aslında bunu sadece Demirtaş özelinde değil, Türkiye'deki yargılamaları da bir pay çıkartmak Oraya adına gelmek, tabii değerlendirebiliriz. oraya gelmek istiyorum. Burada şayet karar verilmiş olsaydı, hüküm özlü olmuş olsaydı, hükümle birlikte tutukluluğuna devam verilmiş olsaydı, karar verilmiş olsaydı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karışamıyordu. Tutuklu olduğu için uzun tutukluluktan dolayı kendilerince bir gerekçe buluyorlar. Fakat burada şunu görmek lazım. Yani tamam Türk yargısının da bu noktada eksikliği olabilir ama bunu çok iyi kullanan da bir lobi var. Yani en son duruşma tutanaklarına ben özellikle program öncesi takip etmek, araştırmak istedim. Son duruşmaya katılmamış Selahattin Demirtaş. Sekpis'le bağlantıyı kabul etmemiş. Önceki tutanaklarda avukatları kendilerince mazeret uydurarak duruşmayı uzatmışlar. Sürekli bir uzatma yoluna gitmişler. Yani burada sistematik bir oyun var. Tamam elbette uzun tutukluluktan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir ama bir taraftan perdenin arka tarafına baktığımız zaman bu uzun tutukluluğun sebebi yine Selahattin Demirtaş'ın kendisi. Yani yargılamayı uzatıp, tutukluluk süresini uzatıp oradan bir karar çıkarttırıp mağduru oynamak. Bu anlamda buna ben siyasi görüyorum kararı. Sadece bir hak ihlali olarak değerlendirmemek lazım. Dosyayı incelediğimiz zaman, duruşma tutanaklarına baktığımız zaman bu hak ihlalini gerçekleştiren kendileri, yani dosyayı uzatan, karar vermesini geciktiren kendileri
ve bir, buradan bir sanığın, mağduriyet... Bir sanığın Demirtaş ya da bir başkası Segbis'le, yani sesli görüntülü sistemle cezaevinden duruşmaya gitmeyi kabul etmemesi bu denli uzatır mı sizce? Önceki tutanaklara da baktım. Yani önceki tutanaklarda da avukatların mazeretleri... Benim bildiğim kadarıyla yüz yüze savunma yapmak istediği konusunda bir talebi var. Evet. Mahkemelerin de bunu uygulamak gibi bir zorunlulukları var. Evet. Bazı koşullarda. Hele böyle bir siyasi niteliği olan bir davada bunun kullanılması ihtimali de söz konusuysa, sizin dediğiniz gibi de olabilir. Hı hı. O zaman hiç değilse bu ihtimale karşılık mahkemeye bizzat getirilmesi belki de bu tartışmayı bitirirdi. Yani onların işine geliyor ama yani bu noktada bir çabaları, i̇şte, yüz yüze savunma yapma gibi bir çabaları zaten niye yok. Niye sorgulayamayız ama işine gelen şeyi yargı ona bizzat eliyle de vermiş olmuyor mu? Ya o fırsatta vermemek lazım. Baktığınız tutanak hangi mahkemenin tutanağı? Ankara Ağır Ceza. 19. Ağır Ceza. 19'da tutuklu değil ama Selahattin Demirtaş. Segbis'le gelmek istedi diye biliyorum, duruşmaya kabul edilmedi. 19'dan tahliye oldu. Tahliye olduktan hemen sonra bir başka dosyadan tutuklandı. Yani tutukluluğu şeyde değil, 19 Ağır Ceza'da değil. Zaten benim tavsiyem, tabii siz değerlendireceksinizdir. Sayın Demirtaş'ın terörist olduğunu da söyleyebiliriz, olmadığını da tartışabiliriz. Meseleyi bundan bağımsız olarak bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar Türkiye'yi ne derece bağlar? Orada Selahattin Demirtaş değil, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı ne düşünürdük, ne değişirdi? Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı aslında bağlayıcı. Yargılamanın içeriğinden çok şu anki durumu tespit etmek herhalde daha doğru olur. Çünkü biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hı-hı, kararının bağlayıcılığını şu noktada söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imza atmışız. Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde birçok taahhütlerde bulunmuşuz. Bu süreç açısından düşündüğümüz zaman bir bağlayıcılığı var. Ama bu şu demek değil, yani bu anlamda bir komploya da bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müsaade etmeyerek bir duruş sergilemesi de gerekiyor. Yani yeri geldiği zaman res çekebilmesi gerekiyor. Şu an bu karara uyulmamasının müeydesine, yani Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerin askıya alınması gibi bir durum söz konusu olabilir. Veya farklı yaptırımlar söz konusu olabilir. Ben bu konuda biraz daha kendim ilgi alanımda gördüğüm için bir toparlama yapacağım ama Burhan Yıldırım'a soralım. Necati Burhan Yıldırım'a soralım. Evet. Burhan Bey ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Şimdi konuyu şöyle ele almak lazım diye düşünüyorum. İlkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını takmıyoruz, tanımıyoruz gibi bir konuşma, değerlendirme açıkçası sokak ağzı olur. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kurucu üye olarak yer alan bir devlet ve tanımadığımız bir mahkemeye, takmadığımız mahkemeye de Türkiye'den hakimlerin gönderilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bağlayıcı. Tabii bu kararı yerine getirmezsen boğazını sıkacak bir mecra da yok. Yaptırımları göze alırsan uymazsın. Yaptırımları göze alamazsan uyarsın. Ama Türkiye'deki hukuk devletinin güvenilirliğinin uluslararası alanda da sağlanabilmesi için Türkiye bu tür şeylere girmiş ve bugüne kadar da genellikle bu tür kararlara uymuştur. Şimdi Selahattin Demirtaş'a verilen karar hak ihlali olarak değerlendirilebileceği gibi burada şöyle siyasi bir karar da diyebiliriz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aynı olaya ilişkin olarak İspanya'daki bir davada, gerçi buna tam uymuyor bu şartları ama yine aynı şekilde ayrılıkçı bir partinin temsilcisinin, Batasuna davası, evet. Orada ayrılıkçı bir partinin temsilcisinin terör olaylarını yadırgamaması, lanetlememesi, açıkçası buna karşı bir tepkide bulunmamasını teröre destek olarak değerlendirmiş. Bunu yapan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi HDP'ye baktığımız zaman da Türkiye'de aslında kafa karıştırıcı bir durum var. Şimdi HDP'nin genel başkanını içeriye atıyoruz. Milletvekillerine ceza veriliyor. Belediye başkanları ceza alıyor terör örgütüyle bağlantılı diye. Ama HDP kapatılmıyor. Şimdi HDP'nin kurumsal kimliği PKK'yla iç içe değil, temsilcileri mi iç içe, yoksa HDP'de bunun bir uzantısı mı? İlk başta devletin buna da bir karar vermesi lazım. Yani HDP PKK ile organik bağ içerisinde ise yasal yaptırımı neyse bunu uygulamamız gerekiyor. Diğer bir olay, burada da yine birçok sefer konuştuk, tartıştık. Türkiye'deki yargılama sisteminden kaynaklanan bir sıkıntımız var. Uzun tutukluk süreleri, bir türlü hazırlanmayan iddianameler, bir dosyadan tahliye olmadan, daha cezaevinde çıkmadan diğer dosyadan tekrar tutukluk kararı verilmesi, gizlilik olan dosyalar ve sürümcemede kalan bir olay. Şimdi bir insan nefret de edebiliriz, seve de biliriz. 4 yıl boyunca tutukluysa ve Türk mahkemeleri bu konuda bir an önce bir karar veremiyorsa burada AİHM'in önüne biz
resmen pası atmış oluyoruz. AİHM'in böyle bir karar vereceğini zaten cümle alem biliyordu. Tahmin edilebilir. Artık bu gelecekti. Ondan dolayı burada yargıya büyük bir ders olması kanaatindeyim. Büyük bir görev düşüyor. Osman Kavala'da da aynı problem yaşandı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla. Burada da aynı sonucu görüyoruz. Demirtaş'ın durumunun değerlendirilmesi artık devletin iktidarın tek eline değil mahkemelerin kararına kalması lazım. Ondan dolayı yani hükümet adına konuşanlar, Sayın Cumhurbaşkanı da buna dahil, daha yani yargı kararını vermeden bu kararı tanıyıp veya tanımıyoruz diye bir açıklama yapmaları aslında da yanlış buluyorum. Aslında ilk değerlendirmeyi hükümet sözcüsü Sayın Ömer Çelik, yargımız, hukuk sistemimiz değerlendirecektir demişti. Evet, o güzel bir açıklamaydı. Tamam, orada kesmek gerekirdi ama Sayın Cumhurbaşkanı herhalde sabırsızlandı ve hemen ertesi gün bu açıklamayı yerle bir etti diye düşünüyorum. Mehmet Yavaş ne der? İktidar kanalı ne diyor diyorsunuz. Evet. Ben gündemi iki ayrı şekilde değerlendirmek istiyorum. Bir, hukukçu kimliğimizle, iki, siyasi düşünce ve kimliğimizle yorumlamak istiyorum. Anayasa Mahkemesi kararları veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'yi bağlar mı bağlamaz mı mevzusu hukukçular için çok da tartışma konusu değildir. Anayasamızın 90. maddesi der ki usulüne göre yürürlüğe girmiş, imzalanmış uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Biz de Türkiye olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmelerini imzalamışız. Bunu bir noktada kabul etmişiz. Bunda hiçbir hukukçunun tereddüte düşmesi mümkün değildir. Bu bir. İki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları nasıl kararlardır? Bağlayıcılığı nedir bir hukukçu olarak yorumlarsak, Türkiye'deki yargı merciği, yerel mahkeme, şu anda istinaf, bölge adliye mahkemeleri dediğimiz BAM, ve Yargıtay olarak sıralanmaktadır. Onun haricindeki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne olan bireysel başvurularda ne Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki yerel mahkemelerin kararını ortadan doğrudan doğruya kaldıracak ve kendileri hüküm kuracak bir yargı merci değildir. Ne Anayasa Mahkemesi ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama yapamazlar. Bu suçsuzdur, beraat etmelidir şeklinde ya da şu kadar ceza almalıdır şeklinde doğrudan Türk yargısının yerine geçecek şekilde karar vermeleri hukuken söz konusu burada değildir. Burada öyle bir şey var mı Sayın Yavaş? Burada doğrudan öyle bir şey yok. Toplumu aydınlatma babından söylüyorum. Toplum haberleri kamuoyunu, basını takip ettikçe gün içinde bize gelen sorular şu. Sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın beraatine karar vermiş de Türk Mahkemesi ya da Türkiye Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyorum. Sizi takmıyorum. Siz kim oluyorsunuz gibi bir res çekme olarak algılananlar var. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kendi anayasa mahkememiz de yerel mahkemenin yerine geçerek doğrudan bir hüküm tahsis edemiyorlar, karar veremiyorlar. Bunlar yargılamanın nihayetinde veya yargılamanın devamında bireysel başvuru sonrası bir insan hakkı ihlali yapılmış mı? Adil yargılanma söz konusu mu? Deliller sağlıklı olarak toplanıyor mu? Ve tutukluluk süresi doğru mu, uzun mu, kısa mı? Sadece bu noktada hak ihlali vardır diye bir hüküm kuruluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hem Kavala olayında Anayasa Mahkemesi evet tutukluluk uzun sürmüştür bir hak ihlali var diye kendi yargımız bir karar verdi. Bugün de Demirtaş konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ı beraat ettirecek, suçsuz diyecek bir karar vermedi. Sadece tutukluluğun uzun sürmesinden dolayı bir hak ihlali olduğunu söyledi. Türk mahkemeleri bu mahkeme kararlarına uymak zorunda mıdır, değil midir mevzusunu ben de biraz araştırma yaparak geldim arkadaşlar. Demirtaş malum 04.11.2016 tarihinde Diyarbakır'da tutuklanıyor. Bu tutukluluk devam ederken
avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ediyorlar. Bu mahkemeler diyor ki ikinci daire, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci dairesi tutukluluğun uzun sürdüğü ve bir hak ihlali olduğuna karar veriyor. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha doğrusu Adalet Bakanlığı hukukçuları bu karara itiraz ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üst kuruluna itiraz ederek bunu taşıyorlar. Bu arada yerel mahkeme diyor ki ben karara şu anda hak ihlali görmüyorum diyor. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üst kurulunda gündem olacağında Ankara 19. Hukuk Dairesi Demirtaş'ın tahliyesine karar veriyor arkadaşlar 2019'da. Yani 2016'da tutuldu. Sene 2019'da tahliyesine karar verildi de niye hala içeride diye izleyicilerin aklına gelebilir. Bunun akabinde hemen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gösteri yasaklarına uymama kanundan dolayı hakkında açılan bir yargılama devam ederken 26. Ağır Ceza Mahkemesi 4 yıl 8 ay mahkumiyetine karar vermiş. Şu anda Demirtaş bu 4 yıl 8 aylık mahkumiyet kararından tutuklu değil, hükümlü olarak cezası infaz ediliyor. Mehmet Bey, biraz da izleyicilerimizin de çok da ilgisini çekmeyeceğini düşündüğümüz ayrıntılara girdiniz. Yani hukukçu olarak ve siyasi olarak yorumlayacağım dediniz. Daha siyasi bekliyorum. Bu kısmı bence konumuzun biraz dışında. Yani önceki süreç, şu anda bir ihlal kararı var. İhlal şimdi, kararının zaten yerindeliğini tartışmıyoruz. Ona tartışırsak Demirtaş'ın avukatı olmamız gerekir, savcısı olmamız gerekir. O önceki süreç, şu anda karşımızda bir vaka var. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun şu ana kadarki sizin ayrıntılarıyla ve doğru şekilde anlattığınız sürece hak ihlali olarak bakmış ve bu karar net. Bunu tartışıyoruz. Ben zaten hemen bitmek üzereydi. Hı-hı. Şu ana kadar hukukçu olarak değerlendirmelerimi yapmıştım. Daha bir de diyorsunuz siyasi. Daha siyasi düşüncelerimizi bana izah kalırsa etmedik. Tabii ki burada serbestiz şimdi ama toplum gerçekten düne kadar ben bile böyle bir gündemi tartışmak üzere programın duyurusundan sonra araştırma yaparak bir hukukçu olarak ben bile yeni vakıf oldum. Toplum şunu zannediyor. Demirtaş 2016 yılında tutuklu. Aradan geçen 4 yılda hala bu tutukluluğu devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tutukluluğun hak ihlali olduğuna dair kararı vermiş. Cumhurbaşkanı da biz sizi takmıyoruz gibi bir ön ve derin bilgi olmadan toplum böyle anlıyor. Oysa diyorum ki ben de 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden dosyada tutuklanmış. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutukluluğun ihlaline karar verince Türk Mahkemesi bu karara uymuş. Bakın karara uyduklarını söylüyorum. Ankara 19 tahliye karar vermiş ancak İstanbul'da yine aynı şeyi tekrar bitiriyorum. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 26. Ağır Ceza'daki mahkumiyetinden hüküm giymiş ve kesinleşmiş. Bunun infazı devam ediyor. Şimdi Burhan Bey dedi ki Cumhurbaşkanı'nın böyle bir res çekmesi şöyle oldu böyle oldu dedi. Sonradan da milliyetçi duyguları kabararak ben de bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını biraz siyasi olarak okuyorum. Doğrudan hukuki olarak yorumlamıyorum diyerek de içini samimiyetini döktü. Ama Burhan Bey onu bir çelişki içerisinde ifade etmedi benim gözlemim. Şimdi, hukukçu olarak gereğini çelişki, söyledi. Çelişki ama diye zaten şu, şimdi Sayın Demir takmıyoruz demekle eleştirmek ayrı. Tabii tabii. Yani Sayın Demirtaş'ı şu anda aklamak peşinde şimdi, değiliz. Birçoğumuz için Sayın Demirtaş demez de. Bir şey de düzeltelim. O 4 yıl 8 ay aldığı dosyadan tahliye oluyor. Tutuklu olduğu dosya farklı. Yani şimdi burada şunu da sayın dinleyicilerimiz bize bir açıklama yapmak isterim. Burada kimse Sayın Demirtaş'ı terörist olmakla da suçlamıyor, olmadığını da söylemiyor. Onu Türk hukukuna, yargıya emanet ediyoruz. Mesele onu aklamak değil. Dedim ya baştan bu parantezi özellikle burada açtım. Onun yerinde herhangi birimizde olsak biraz sabrederseniz hemen ama o zaman toparlarsanız sevinirim. Çok gereksiz sayın izleyicilerimizi ilgilendirmeyeceğini düşündüğüm bence ayrıntılara girmiş tamam. olduk. Çok teknik bunlar. Yani avukatlar arasında belki konuşabiliriz ama. Hukuki yorumumu bitirdim. Hı-hı. Hukukçu
takmıyoruz, iplemiyoruz demez. Bunu bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı der mi? Bir şekilde söyleyecek. Devlet yönetenler der. Gelelim siyasete. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararının gerçek manada hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Hem hukukçu olarak düşünüyoruz, hem siyasetçi. O yüzden ey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işine geldiğin zaman adaletli karar ver. İşine gelmediği zaman Türkiye'yi zor durumda bırakmak için hukuka uygun karar verme. Biz de eyvallah başımız üstüne demeyiz arkadaşlar. Bunu böyle özellikle demek siyasetçi, mümkün ve yerindedir, yerindedir bence. Özellikle, ama bağlamaz demek doğru mu sizce? Özellikle bir siyasetçi siz ne derseniz biz ona uyacağız demesi beklenemez. Bağlamazdan kasıt şudur bakın. Nedir? Şimdi diyor ki. Bağlar mı bağlamaz mı? Size ben tekrar bakın, soruyorum. Yargıyı bağlaması gerektiğini söylüyorum. Ha, tamam. Uymadık kardeşim. Yaptırımları göze alarak uygulanmasını öyle bir yaptırım var mı? Zaten diyor ki şu kadar 25 bin euro gibi bir yargılama gideri ve 3500 euro tazminata hükmetmiş. Demiş ki sen hak ihlaline sebebiyet verdin. Demirtaş'a 3500 euro tazminat ödeyeceksin. Bu parayı demiş. Vermekle uyma yükümlülüğümüz kalkıyor mu? Hayır. Hayır. Yani bunu veririz. Kur'an yerel mahkeme uymaz, itiraz edilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üst kuruluna gider. Bu arada Türk Mahkemesi karar verir. Bir şekilde yargı buna bir yol bulacaktır. Ancak esas söylemek istediğim şu. Burhan çok güzel söyledi. Bu Batu'suna dedikleri olayın aslı şu. İspanya'da bir siyasi partiye kapatma kararı veriliyor. Bu parti yetkilileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne İspanya mahkemeleri hukuka aykırı karar vermiştir. Bizim partimizi kapatmaları insan haklarına aykırıdır diye itiraz ettiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle bir hüküm kuruyor ve bir noktada içtihat oluşturuyor. Diyor ki bir devlette terörist varsa, terörizm varsa sen bu devleti yönetmeye talip olmuş bir siyasi partiysen bakın terörü desteklemek değil. Terörü kınamadıysan diyor kapatılmayı hak ettin diyor. Şimdi İspanya'da bu ETA denen PKK'nın belki binde biri kadar eylem yapmayan, binlerce insanı katletmeyen sadece belki bir elin hadi beş parmağını geçsin ama iki elin on parmağını geçmeyecek derecede İspanya'da eylem yapmış bir terör örgütünü kınamamada hukuka uygun görüyorlar. Seni kapatabilirler diye karar Sayın verirken Yavaş, Türkiye'de Burhan Bey bir parantez bir saniye, daha açtı. Ona da bir dakika şunu da söyleyeyim de siz devam edin. O kararın Türkiye'de Burhan Bey değinirken bir dakika. Burhan Bey değinirken o kararın tam da bu olayla örtüşmediğini de özellikle söyledi. Evet. Onu hatırlatırım. Yani şimdi burada yapmaya çalıştığımız şey hukuk üzerinden demagoji olmamalı. Şimdi HDP'nin kapatılması olursa tartışırız. Aynı şeyi oturttururuz. Ben de HDP'nin terörle arasında mesafe koymamasını eleştiririm. Doğru da bulmuyorum onu söyleyeyim. HDP'nin kapatılması olursa o olaya özgü konuşuruz ama Sayın Demirtaş'ın hakkında verilen kararlarda ne olduğunu ben size söyleyeyim ona göre yeniden değerlendirelim. Bir, ifade özgürlüğünün ihlali. İkincisi tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilgili maddelerinin ihlali. Üç, dokunulmazlığının ihlali, milletvekili dokunulmaz, parlamento dokunulmazlığının ihlali. Dört, yargının siyasete müdahalesi. Çok farklı konular. Bunların hiçbiri parti kapatmaya ilişkin hükümler ya da Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde parti kurma ve partiye üye olma ya da parti yönetmeye ilişkin maddelerinin ihlaline dair tespitler değil. Madde ihlali olarak söylemiyorum zaten. O zaman niye konuşuyoruz bunları? Niye mi konuşuyoruz? Yani şimdi bakın, şimdi burada... biz önümüzdeki olayı sayın vatandaşlarımıza, bizi izleyenlere doğru olarak koymazsak onların yorumlarını da yanlış yönlendirmiş oluruz. Sizin söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Diyorum ki bakın çok önemli bir şey ve sizin aynı görüşte olduğumu söyleyerek katılıyorum. Diyorum ki HDP'nin kapatılması söz konusu olsaydı aynen sizin söylediğiniz gerekçelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapatılmış olup da bunu haksız bulan bir kararı olsaydı eleştirirdik burada hepimiz. Eleştireceğiz de olursa.
Ama bu başka bir şey. Onu Burhans Bey söyledi. Ben size teşekkür edebilir miyim? Biraz da Mustafa Bey dinleyip bir ben toparlayayım izninizle. Ama tabii son sözünüzü alayım. Tabii toparlamadan ki. Toparlamadan bitirmiş oluyorsunuz. Yani, tabii ki. Sözünüzü alacağım. Doğu Akdeniz olayları. Fransa'nın Türkiye'ye karşı tutumu. Nasıl daha önceki programlarımızda yargının sosyal medyadan hatta siyasi iktidardan etkilendiğini özellikle siz burada söylemiştiniz. Ben de kabul ediyorum zaten. Ben burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında bir nebze şu anda Avrupa devletlerinin Türkiye'ye bakış açısından son yıllardaki Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de ya şimdi Karabağ'da Azerbaycanlı vatandaşlara saldıran mahkemesinin siyasi niteliğinin olmadığını, kararların ardında siyasi sahiplerin olmadığını hiçbirimiz söylemiyoruz. Söylemeyeceğiz. Azerbaycan katılırım size. Devletine karşı Fransa'nın mutlaka tutumundan buradaki mahkeme kararlarında etkilendiğini söyleyip toparlamış olayım o zaman. Buyurun. Ben de ona katıldığımı söyleyeyim ama yine de farklı bir şey konuşuyoruz. Tekrar hatırlatayım. Belki Mustafa Bey geri konuyu yerine toplar. Ben de öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıca zaten konu belli bir noktaya geldi ve asıl mesele anlaşıldı gibi düşünüyorum. Ha burada şunu söyleyeyim. Neticede biz siyaseten de dünya görüşü olarak da Avrupa'ya karşı bir yapımız var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı öyle değil ama. Yani işte zaten anlaşılamayan mesele o. Siz o konuda samimiyetle bunu söylüyorsunuz. Aynen öyle. Yani sorun şimdi hem ben şunu hatırlatarak size bir katkıda bulunayım. Oradan devam edeyim. Moderatörün Sayın program tarafsız olmasını bekliyorsunuz. Moderatörün tarafsızlığı söz konusu değil. Moderatör çok müdahale ediyor. Tabii ki. O kadar müdahale etmiyor. Moderatörlük burada bir paylaşım. Hepimiz de bakın şeyi okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü okuyorum bu ay içinde. Daha henüz bir ay geçmedi. Kendimizi başka yerde değil, Avrupa'da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı düşünüyoruz diyor. Bunu söyleyen Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2020. Aradan bir ay geçmeden henüz, aynı ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizi bağlamaz diyor. En azından siz diyorsunuz ki biz zaten Avrupa'ya karşıyız. Tabii, karşı olduğumuz için Avrupa'dan zaten biz demokratik veya hukuki bir şey çıkmasını beklemiyoruz. Kaldı ki Refah Partisi'nin kapatılma davası, başörtüsü davalarında Avrupa'nın nasıl tavır aldığı, PKK davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl tavır aldığını hepimiz biliyoruz. Ondan dolayı yani Avrupa'dan medet ummak veya Avrupa'dan bir iyi bir şey beklemek bence saftiriklik olur. Burada da çok farklı bir karar çıkacağını düşünmüyorduk. Ha şunu da Demirtaş'ı bir tarafa bırakarak söylüyorum. Yani baktığım davada 2 yıl tutuklu kalıp da ilk celsesinin 2 yıl sonra görülen benim müvekkilim var. Yani şu an Türkiye'de yaklaşık 2-2,5 yıl sonra vatandaş 3. celse tahliye oldu. Tamam ama 2 sene adamın ilk celsesi görülmedi. Ve belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitseniz değil. Diyecek tabii ki bu ihlal değildir. Hayır, aynen yani. Öyle. Yani bu şimdi neticede işin içinde PKK olduğu zaman, şimdi Avrupa neticede PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etmiyor. Demirtaş'ı da bir terör örgütü başı olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla onlardan tutup da lehte bir şey çıkması beklenemez. Ama burada biraz önce Murat'ın da söylediği gibi yani bir davada tahliye edilip hemen akabinde tekrar tutuklanması siyasetin adalet hukuk mekanizmalarına müdahalesi. Bu tamamıyla bu. Eğer belki de hakimler ve savcılar ciddi manada kendilerini özgür hisseseler serbest bırakacaklar. Çünkü şu var. Bu vatandaş içerideyken bu devlet temiz kağıdı verdi ve Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ayrıca biraz önce Burhan'ın dediği gibi şimdi 2021 yılının partilere yapılacak olan destekler açıklandı. Ciddi manada HDP'ye şu anda devletin hazinesinden para aktarılacak. Hani PKK'ya gitmiyor, daha gitmiyordu. Peki HDP'ye verdiğiniz para nereye gidecek? Yani şimdi biz kendimizle çelişen bir şu anda faaliyetler oluyor. Ama bunu genel manada düşündüğümüz zaman yani biz neticede hukuken tartışıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımam demek sadece tribüne oynamaktır. Mecbur tanıyacaksınız. Başka şansınız yok. Ya da kendinizi oradan uzak tutacaksınız. Ha şöyle bir durum var. Böyle bir söylem veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bize Bronson davası kadar etki etmedi. Çünkü işin içinde Amerika olmadığı için ekonomik bir yaptırım şu anda gözükmedi.
Dolayısıyla ya bak biz rest çektik ama hiç ekonomik olarak da sıkıntı yaşamadık gibi bir algı olabilir. Ama Amerika olmadığı için, Amerika'nın başında Trump gibi bir adam olmadığı için Rahip Brunson davası gibi bize o kadar sert bir yansıması olmadı. Ha, diğer taraftan tabii asıl buradaki mesele biliyorsunuz bizim hukuk sistemimizde tutuksuz yargılanmak esastır. Şimdi ikameti belliyse, kaçma şüphesi yoksa, deliller karartılma tehlikesi yoksa asıl olan tutuksuz yargılanmaktır. Ama son dönemlerde, son özellikle 3-4 senedir tutuklu yargılanmak esas gibi algılanmaya başladı. Yani aslında konuştuğumuz meselelerin hepsi dönüp dolaşıp geliyor. Hukuk fakültesinde bize öğretilen mevzuların hayata geçirilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Geçirilmiş olsa suçtur, cezasını çeksin. En ağır şekilde çeksin, nasıl çekecekse. Ama adalet de Hazreti Ali'nin bir sözüyle ben bitireyim. Hazreti Ömer'in devletin dinidir diyor. Hazreti Ali'nin o. Hı-hı. Hazreti Ömer'in de devleti diyeceksiniz zannediyorum. Devleti yık, adaleti yıkma diyor. Hı-hı. Hazreti Ali'nin sözü de devletin dini var mı diyorlar? Var diyor. Adalet diyor. Yani şimdi biz adaleti tesis etsek aslında biz bu burada sadece o şey konuşmuş oluruz. Buna, yoksa Avrupa'nın üstüne bizde. Avrupa'dan da yani Avrupa'dan da medet ummanın bir anlamı yok. Birazdan reklamlara ayrılacağız. Ben toparlayarak izninizle bitireyim ama buyurun tabii. Az bir şey de ben söyleyeyim. Hı-hı. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedik. Yani hem hukuk hem siyasi yorum dedik. Esas ülkemize dönecek olursak ben de şunu söyleyeceğim. Mahkeme tutuklarken diyor ki işte sanığın bu suçu işlediğinden yeterli delil olduğundan şu şüphesinden diyor tutukluyor. İyi de 4 sene Demirtaş için söylemiyorum sadece somut olarak. Tabii Demirtaş için söyledim. Bunu genel konuşmamızda fayda geçen, var diye. Geçen tutukluluk konularını biraz gündem yapmıştık Turgay Bey. Siz yoktunuz. Orada biz zaten şunu söyledik. Asıl olan tutuksuz yargılanmaktır. Mümkün olduğunca tutuksuz yargılayalım. Tutuklu yargılama yapılıyor ise de tutuklama sürelerini kısa tutturarak davaları hızlı sonuçlandıralım. Şimdi vatandaşı tutuklayacak kadar suç işlediğinde kuvvetli şüphe oluşturan deliller toplandı diye tutukluyorsanız yargılamayı daha fazla uzatmaya gerek yok. Cezası kararı verin. Aynen öyle. Hükmü bir an önce açıklayın. Demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de biz hak ihlali siyasi yemeyelim. Olduğunu kendi düşünsek dahi de, evet. böyle olduğunu kabul etsek dahi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye üzerinde verdiği kararın gerçeklik payı olduğunu da Türkiye'deki yine, uygulamalar açısından doğrusunu kabul Avrupa etmek Avrupa İnsan gerekiyor. Hakları Mahkemesi de aslında Mehmet'in dediği gibi yani Demirtaş suçsuzdur, Demirtaş'ı bu sebepten tahliye edin demedi. Demiyor ama yani şimdi yargılamadaki ben uzunluktan burada dolayı. Bazı eksik kaldığını düşündüğüm hususları da kendimce açıklık getireyim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Deniyor ki Sayın İçişleri Bakanı da dedi ki bu dedi teröristtir, hiçbir anlamı yok bizim için kararın dedi. Şimdi bunu bir İçişleri Bakanı söylediğinde şu anlama gelir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sizin de belirttiğiniz gibi, Burhan Bey'in belirttiği gibi altında imzası olan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kuruculuğu söz konusu. Size bir pas atayım mı? Ben bitireyim. Hayır, şu açıdan söyleyeyim. Şimdi Demirtaş hadi bir derece. Şimdi mesela Gergerlioğlu mu ne bir milletvekili var ya. Tabii müptezel diyor ona neler. Şimdi, biz o kadar suç duyurusunda bulunduk. Hakim savcı işlem yapmadı diyor. Onu söyleyeceğim. Siz bunu uygulamayacağınızı söylerseniz bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzasını küçültmüş olursunuz. Devletin saygınlığını ve güvenilirliğini ortadan kaldırmış olursunuz. Bunu söylememeniz gerekir. Düşünseniz dahi söylememeniz en azından siyasi karar verdiğini düşündüğünüz Avrupa Mahkemesi'ne yeni bir koz vermemeniz gerekir. İkincisi anayasa 90. maddesi arkadaşlarımız söylediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını anayasanın da hatta anayasa mahkemesi kararlarını da üzerine koyuyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti yakında bir parlamenter sistemi bırakıp Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçecek kadar köklü bir anayasa değişikliği yaptı. Bunu da değiştirseydi sayın iktidar, değiştirmediğin kurala kendin uymak zorundasın. Uyulmazsa ne olur onu söyleyeyim şimdi. Uyulmazsa bizi Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geleceğimizi Avrupa ile birlikte görüyoruz sözünün tersine bizi Avrupa'dan atarlar. Atarlar sorun değil diye zaten, diyebilirsiniz. Zaten anlıyorum. Bunu ben derim. Sıkıntı orada yani. Ama bunu Sayın Erdoğan, bu Birliği Türkiye değil. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak devleti temsil eden birisi bizim yönümüz Avrupa'dır derse hemen ardından ben bunu tanımıyorum diyerek oradan ayrılma iradesini ortaya koyacak olursa samimi olmaz.
ve vatandaşlarımıza karşı bir çelişkiye ve güven yitimine sebep olur bu. Bununla birlikte şunu da hatırlatayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığını söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı geçmişinde 3 kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizzat başvurmuş bir insandır. İnsan hakkı olduğu içindir. Başvurusuna da belki haklıdır. Oraya başvuran birisi olarak bu çelişkiyi kendi içinde vicdanıyla sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Sonuç ne olduydu ki? İstediği gibi olmamış. Ya da uzun sürede zaten tutukluluk için başvurmuştu. Birisi o. İkincisi milletvekilliği seçimi. Üçüncüsü de galiba ifade özgürlüğü ile ilgili bir şey olabilir. Milletvekili seçildi. Tutukluluğu zaten 10 aydı. 10 ayda zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar çıkıyor. Tercüme yapmaz. Ama bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsiline yakıştırmadığımı ben de belirtmek istiyorum. Sayın Ömer Çelik'in yerinde bırakmak gerekirdi. Sonra perde arkasına ne döner onu bilemeyiz tabii ki. Ama bu hükümetin sözcüsü çıktı. Dedi ki hukuk sistemimiz bunu değerlendirecektir. Ama eğri ama büyürü. Buna onu, izin vermeliydi siyasetçiler. Hukuk sistemi değerlendirelim. Biz ara verelim. Aradan sonra yine görüşmek üzere. Merhaba, kısa bir aradan sonra. Geçtiğimiz günlerde Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Pir'in vuslatını yeniden bu koşullarda anamadık ama kendisine olan saygımızı, Konya'nın ve tüm ruhani alemin, dünyanın ona saygısını tekrarlamak için bir fırsattı bizim için. Şebu Arus bildiğimiz gibi 17 Aralık. 17 Aralık artık günümüzde 17, yanına 25 eklenerek anılan bir gün olması ayrı bir konu. Burhan Bey onu da tartışalım dedi ama onu daha sonraya bırakalım. 25 Aralık'ta bugün. O ayrı olmakla beraber Konya'nın 17 Aralık'a bakışı çok daha farklı. Gerçekten Konya'nın dünyaya açılan kapısı Hazreti Mevlana ve övüncü. Yeri geldiğinde hepimiz Mevlana şehri olmaktan, Mevlana hoşgörüsünden bahsediyoruz. O saygıyı, o gönül alemini birer Konyalı olmakla övünçle yaşıyor ve taşıyoruz. Nereye gitsek bize Hazreti Mevlana ile yakınlığımız bir övgü olarak söyleniyor. Bu Konya için bir kazanç. Hazreti Mevlana'nın ailesiyle birlikte Konya'ya gelmesi de zaten boşuna bir tercih değil. Horasan'dan geliyor, biliyor da sayın izleyicilerimiz de. Ailesiyle geliyor ve Konya'ya yerleşiyorlar. Niye Konya'ya yerleşiyorlar? Konya o dönemde payitaht, Selçuklu'nun başkenti. O dönemde sanatçıya, ilim adamına özel bir önem, değer veriliyor. Her zaman olduğu gibi. Konya'da bunun doruklarında olan bir şehir olduğu için Konya'ya yerleşiyorlar. Konya'ya yurt belliyorlar. Ve adı Konya ile birlikte anılacak bir dünya değerine böylece sahip oluyoruz. Ama günümüzde bildiğimiz gibi Hazreti Mevlana'nın anısını yaşatmak, öğretisini, düşüncesini, felsefesini hem korumak hem de muhafaza etmek anlamında Konya ne kadar üzerine düşeni yapabiliyor. Bunu hem bir kazanca, manevi kazanca dönüştürülebiliyor. Hem de Hazreti Mevlana'nın anısına gerektiği değeri koruyabiliyor. Bu tartışmalı. Özellikle Konya dışında yapılan Şebi Arus törenleri, yine Mevlana anmaları aslında amacına ne kadar uygun yapılıyor tartışılır. Az da olsa gündemi sonunda yakalamış da olsak, çünkü 17 Aralık'tan geçtik, o programı, o hafta programımız olmadığı için burada benim konuşalım dedik. Mustafa Bey ile başlayalım bu kez de. Eyvallah. Ne düşünürüm? Özellikle Şebi Arus'un Konya dışında gerçekleştirilmesi, organizasyonların yapılması, anılması. Tabii şimdi neticede şöyle bir öz eleştiri yapalım. Yani Mevlana aslında ne yazık ki maneviden daha çok bize bir maddi bir bakış açısıyla biraz daha yaklaşmaya başladık son zamanlarda. En son konuşulan, en fazla konuşulan mesele Mevlana'nın oradaki esnafın ne kadar satış yapabildiği, işte programların
olmamasından mütevellit. Oysa İstanbul'da yapılan şu ankinden çok daha kötü bir hadise. Niye Konya'da yerine orada yapıldı veya Konya'daki niye yoğun değildi? Biz zaten işin açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz bu işi kaybettik. Niye kaybettik? Neyse Mevlana, Mevlevilikte asıl olan en tepedeki kişi kim? Postniş. Postniş bugün nerede? Konya'da değil. İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam 5-6 tane Mevlevihane var. İşte Galata Mevlevihanesi gibi. Ve orada ikamet ediyorlar. Yani Konya'da ikamet etmiyor aslında. Şu anda Postniş'in orada diyorsunuz. Evet. Devlet memuru şu anda o ekibin tamamı. Dolayısıyla asıl bu şehri idare edenler. Sayın Derventli, arkadaşlarımızdan rica edelim. Şebi Arus olarak düzeltelim. Bu çok yapılan bir yanlış. Bu yanlışın da genel olarak bilinmesi ve düzeltilmesi açısından teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Doğrusunu da vatandaşlarımızla paylaşmak adına sonu S ile bittiğini, bu konuda hepimizden, herkesten çok Konyalıların dikkat göstermesi gerektiğini de hatırlatalım. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Demek ki moderatörümüz bir tek sana müdahale etmiyor Mehmetciğim. O yüzden fazla. Her şeye müdahale oluyor. Moderatör dediniz, moderatör. Modere eder, yönetir. Aynen. Ben de fırsatı bulmuşken. Bir daha yapmayalım. Ama şey yapın zaten, yoksa moderatör müdahale etmedi diye Rütük bir kanala ciddi bir ceza kesmişti. O yüzden. Ben sizi de düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii şehri yönetenlerin ve şehrin vekillerinin aslında bu meseleye el atmaları lazım. Yoksa vatandaşların yapabilecekleri bir mesele değil. Dolayısıyla nasıl Hacı Bektaş etkinlikleri İstanbul'da yapılmıyorsa, Mevlana'nın Vuslat Gecesi yani 17 Aralık'taki programının olması gerektiği yerde Konya'dır. Konya'da bunun elbette başka yerlerde bu şeyler olmaz mı? Yani bu neticede Vuslat anma programı olmaz mı? Olur. Yani buna, arkasından bir dua okunacak. Her yerde okunur. Aynen. Tabii buna ki. Buna kim, alternatifmiş gibi. Kimse mani olamaz. Ama tutup da işte Konya'nın alternatifi, işte bunun biz farklı versiyon. Yani şimdi İstanbul'dakinin İstanbul'daki usule de uymuyor. Yani işte Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması veya işte kadın erkek beraber semazenlerin dönmesi, bunlar usule de uymuyor. Dolayısıyla bir şey yapılacaksa da aslını bozmadan yapmak lazım. Yani aslı neyse ona göre yapmakta fayda var. Yoksa yarın bu İstanbul'da bunu organize eden vatandaşlar da acısını çekerler. Yani nasıl futbol oynanırken karışık top futbol oynanmıyorsa veya spor yapılmıyorsa, Mevleviliğin de veya Bektaşiliğin de kendine has örfleri, kendine has kültürleri var. Bu kültürleri bozmadan aslını bozmadan yapmak lazım. Burada da benim tekrar söylüyorum, şehri idare edenlerin ve şehrin vekillerinin burada etkilerini artırmaları lazım. Konya'nın dışında bir de nasıl artık bu saatten sonra her şeye bir standart geliyorsa, yani düne kadar da, şimdi şu anda düğün dernek falan yok ama yani düğünlerde semazen dönüyordu, sünnetlerde semazen dönüyordu. Yakınımızda Kapadokya'da otellerde yani bunun dansöz bir tarafta, dansöz bir tarafta oluyor. Kelimeyi özenle seçmek istiyorum ama meze edildiğini görüyoruz. Evet, yani bu, eğlenceye meze edildi. Bu kadar da değil yani. Şimdi neticede Mevlevilik İslam ekolü içerisinde, İslam dini içerisinde kendine has ekolü olan ve vuslat normalde öldüğü zaman insan üzülür ama Mevlana gibi bir kişi düğün gecesi olarak görüyor. Yani şimdi bu kadar Allah'la, Allah dostu olduğuna inandığımız, bu kadar çok teması olduğuna veya hassasiyetler olduğuna inandığımız bir kişinin yani bu kadar da çok oynanmaması gerektiğini düşünün. Bu biraz bizden kaynaklanıyor. Yani Konyalılardan kaynaklanıyor. İnşallah bu bize bir ders olsun. Derhal acilen bir standart getirilsin. Türkiye'nin neresinde yapılacaksa yapılsın. Onu da tekrar söylüyorum, bir sıkıntı yok. Ama aslında Vuslat Gecesi bir takım hassasiyetlerine dikkat edilmek. Aynen öyle, evet. O kadar. Murat Bey? Evet, tabii ki Mevlana Hazretleri Konya'mız açısından bir değer. Bunu kabul etmek lazım. İşte Allah dostumuzdur değil mi? Tabii bu tartışmalar ayrı bir konu ama dünyanın da kabul ettiği ve bu anlamda Konya'mızın da son derece bu konuda şanslı olduğu bir değer. Bunu korumak lazım. Bunu hatta tanıtmak lazım. Bununla ilgili
daha farklı programlar, daha güzel şeyler yapmak lazım. Biz geçtiğimiz yıllarda da eleştirdik Mustafa abi. Yani dedik ki İstanbul'da ilk kutlanmaya başlandığında bunun yeri Konya'dır. Bu bir alternatif program olarak yapılmaya çalışılıyor. Ya bu da yeni değil yani. Yeni değil. Yeni değil. Yeni değil. Şu anda CHP'li belediye olmasından kaynaklı biraz daha fazla gündem oldu ama önceki dönemde de biz söylemiştik. O zaman siyaseten de ben aktiftim ve özellikle belirttik. Dedik ki bu Konya'mızın bir değeri. Konya'mızın ön planı alması lazım ve tanıtımlar noktasında da Konya'nın ön planda olması lazım. Ama maalesef İstanbul'da bu adet başladı. Ha bu dönem pandemiden dolayı, koronadan dolayı bir program tertiplenemedi. Sadece bir protokolün katıldığı bir puslat gecesi yapıldı. Ama İstanbul'daki program tamamen bir rezalet. Yani siz de ifade ettiniz. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması, işte bayanlı erkekli semazenlerin orada kendilerine göre bir şey geliştirmesi falan kabul edilebilir gibi değil. Yani bu artık bir hakarete dönüştü. Bu anlamda ben şunu bekledim. Yani Konya'nın idarecilerinden, Konya'nın siyasilerinden hangi görüşte olsa olsun, ister AK Partili olsun, ister MHP'li olsun, ister CHP'li olsun, ister diğer partilerden olsun bir ortak ses olması getirmesi gerekirdi. Ama ilginç olan bir şey söyleyeyim. Hiç kimseden bir ses Sayın duymadım. Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkçe Kur'an okunmuşsa yanlış yapılmış diyerek net bir tavır da koydu aslında. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir tweet'i var. Tweet'te de imalı bir paylaşım. Yani direkt hedef Murat alan bir paylaşım değil. Takip edememişsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Konya milletvekillerimiz adına Halil Etyemez Bey bizzat mecliste söz alarak bu yapılan işlemin uygun olmadığı noktasında da tepki vermek anlamında demedim. Tepki vermek anlamında değil. Şimdi bir ses oluşturmaktan bahsettim. Daha önceki dönemde de biz bu programlar yapıldığında yani artık bunun bir standarda bağlanması gerektiği, bu noktada idarecilerin masa yumruğunu vurarak bunun yeri Konya'dır, İstanbul şimdi, değildir. Yani böyle bir iradenin gösterilmesi lazım. Sayın, burada eleştiri veya yapılmadı manasında değil. Bu bizim hassasiyetimiz. Bu bizim hassasiyetimiz. Hepimiz bir araya gelip bunun yeri Konya'dır kardeşim. İster CHP'li belediyede olsun, ister AK Partili belediyede olsun fark etmez. Bundan sonraki programların Konya'da yapılması gerekir diye bir ses maalesef şimdiye kadar duyamadık. Yok, Sayın Milletvekili, bunu duymamız lazım. Teşekkür ederiz sizin hatırlattığınız gibi Sayın Etiyemez'e. Tabii ki bunun dikkate alınarak bir açıklamada bulunmuş olması değerli. Ancak şunu biliyoruz ki dediği gibi Murat Bey, Mustafa Bey'in bu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediyesi'nde gerçekleşen adet haline gelen bir usul değil. Çok daha önceden AK Parti'deyken de bir belediye. Bir sefer yapıldı. Daha çok eskiden beri yapılıyor. İki sefer yapıldı. Yapıldı ve hatta daha böyle TRT'nin canlı yayınladığı, hatta Konya'daki anmaları da biraz gölgeleyecek kadar kapsamlı biçimde olmaya başlamıştı. İstanbul'a taşıyalım mı? Tabii o bile tartışıldı. İşte bunun da bir irade döneminde olduğunu lazım. Tespit edelim. Bunu bir eleştiri olarak değil. Bunda hepimizin payı vardır, hassasiyetimizin eksikliği. Şu anda Sayın Etyemez bu konuda bir tepki dile getirdiyse teşekkür ederiz. Yani çünkü ama Murat Bey de diyor ki bunu siyasi olarak düşünmeden her siyasi görüş... Bu Konya'mızın bir değeri, bunu Konya'da yapılması lazım diye bir ortak bir irade koymak lazım diye düşünüyorum. Siz Burhan Bey katkıda bulunur şimdi musunuz? Şimdi şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bugün Konya Türkiye çapında meşhur bir şehirse, dünya çapında tanınıyorsa bunun en başlıca nedeni Hazreti Mevlana'nın türbesinin burada olmasına kaynaklanıyor. Bu Konya için bir şans, bir değer. Konya'nın tanıtımı için, Konya'ya gelen turist için bu önemli. Bu raddeden sonra Mevlana türbesini maddi olarak da düşünmek zorundayız. Çünkü bunun Konya'ya maddi bir getirisi de var. Ve Şebi Aruz'un Konya dışında bence yapılmaması gerekiyor. Yani bugün bir etli ekmeği bile Ankara dediğinizde Konya'daki tadı, lezzeti alamıyorsanız Şebi Aruz'un da aynı şekilde Konya'da kendi yerindeki yapılışıyla İstanbul'da yapılışı arasında dağlar kadar fark olur, olacaktır da makas da açılır. Ondan dolayı geçmişte buna izin verilirken o dönemin Konyalı siyasetçileri, bürokratları açısından, buna karşı durmayan kişiler açısından onların da üstünde bir vebal olduğunu düşünüyorum. Yol olmuş. Bu yolu açmamak bu lazım. Bu yolu açmamak lazımdı. Çünkü Konya'ya getiriydi. Dedim. Aralık aylarında benim de çok şehir dışından misafirim geliyordu ve gerçekten Konya'da hiçbir otelde yer olmuyordu. Esnaf çok ciddi para kazanıyordu. Yani bunları da görmemiz lazım. Evet, manevi bir
hava var, manevi en iklim var ama bunun bir getirisi de var. İsterim. Genel bir yanlış kanı var. Mevlana haftasını idrak ettiğimiz o Aralık ayındaki 10 günlük ya da 7 günlük programa göre oluşan sürece Şeb-i Arus deniyor. Yanlış biliniyor. Bu öyle değil. Sadece Vuslat gecesi olan 17 Aralık Şeb-i Arus'tur. Ötekiler anma günleridir. Ve Şeb-i Arus sadece Konya'da yapılabilmelidir. Evet. Şimdi İstanbul'da da Şeb-i Arus yapıyoruz 2015'ten diyorlar. Beri yapılıyor. Mesela, 2015'teki programda tabii, mesela tabii, Yusuf Güney falan şarkıcı. Hayır, İzmir'de de yapılıyor. Ben ona da rastladım. Ve diyorlar ki mesela 2015-2016 ben bakıyorum, bunu eleştirdim daha önce. İzmir Belediyesi'nin bir programı vardı. 15 Aralık Şeb-i Arus programı diyor. Şeb-i Arus 15 Aralık olmaz. O gün müsaitmiş onlar. İşte Şeb-i Arus 17 Aralık olur. Konya içinde şöyle bir, şimdi Konya dışında yapılmasını demek de çok mantıklı değil. En azından Sayın, o hafta Sayın yapılmasın. Sayın Derbentli, size toparlatacağım ben Mustafa Bey, Mehmet Bey, özür dilerim Mustafa Bey. Şu, ama alternatif program gibi yapılmasın yani. Hayır, Mustafa Bey önemli bir şey söyledi. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni anma günü, anma orada yapılır. Ama başka yerde anmasına bir engel var mı? Yok. Hayır. Ama bunun asli yeri orasıdır. O kimliği hiçbir zaman bozmadı değil mi? Aynen öyle. Nevşehir. Orası hiç bu ya zaten Konya'nın dışında herkes değerine sahip. Evet. Konyalıyla. Ha biz şunu deme tekeline sahip değiliz. Konya dışında kimse Hazreti Mevlana'yı anamaz. Hayır ama şunu diyebiliriz. Vuslat gecesi bir tanedir. 17 Aralık'tır. Bunun da idrak edileceği yer Konya. Hazreti Mevlana'nın manevi havası idrak edilerek Konya'dır. Konya'da aslına uygun şekilde yapılır. Onun dışındaki programlar da Konya'daki aslından çok ayrılmayan ve yeni arayışlarla aslını bozmayan şekilde yapılması gerekir. Mehmet Bey ne dersiniz? Eyvallah, teşekkür ederim. Bu konuda son söz bize geldi. Biz toparlayalım. Şeb-i Arus törenlerini konuşalım derken ben İstanbul'un kutlama şekli, kadın erkek birlikte sema yapması ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasını konuşacağız diye düşünmüştüm. Ancak tabii ki Konyalı olarak bu programın Konya'da yapılması gerektiği noktasında bütün meslektaşlarımız bir gündem oluşturdular. Ancak kadın erkek programının birlikte icra edilmesi, semanın birlikte yapılması veya Kur'an-ı Kerim'in İstanbul'daki anma programında Türkçe olarak okunması gündem bile olmadı neyse. Konyalı olarak şunu söyleyelim. Şeb-i Arus töreni, dedik yani. Şeb-i Arus töreni Mevlana Hazretleri Konya'da vefat etmiş, buraya defnedilmiş. Turgay Mehmet'e müdahale etti, Mehmet de bize müdahale etti. Müdahale değil arkadaşlar. Size yani hiç müdahale etmedim. Bak dinledim. Yok, biz söyledik. Ben yani sizi dinledim. Rezilliktir dedik. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumuş olmasının. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'in yalnız Türkçe okumuş olmasını rezillik olarak kabul etmemiz de hatalı olabilir. Tabii. Yok orada kadın erkeğe. Ben de bir söz söyleme hakkımı saklıyorum moderatör olarak ama olsaydı yavaş kızmaya başladın şekerimi falan diye takılırdı. İnan bugün ben programımda biraz sabrediyorum. Çok sözüm kesiliyor. Bakın hiçbirinizin sözünü kesmedim. İlk bölümde moderatör arkadaşımız sağ olsun cümlemi bitirmeden sık sık müdahale ederek ne söyleyeceğimizi bitirmeden kafamızı dağılarak düşüncemizi, konuya davet ettim düşüncemizi düzgün ifade etmemize bir defa mani oldu. Bunu söyleyeyim. Şimdi de bir girelim. Bak ben sizi dinledim. Sözümü bitirdikten sonra alın. Yanlış anlamışsınız. Biz Kur'an-ı Kerim'in orada Türkçe olarak Tanrı uludur, Hamd Allah'adır diye normal okunmasında değil, bir makam icra ederek Kur'an-ı Kerim okurcasına böyle bir seremoni yapılmasının yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak sözümüzü, düşüncelerimiz dağılmadan bir ifade edelim. Lütfen sözümüzü kesmeyin arkadaşlar. Biz programı sohbet bu şekilde yapıyoruz Mehmet Bey. Sağlık, onun için, ama daha ben sözle başlarken monolog kesiliyor. Bakın arada şimdi de, birbirimize katkı veriyoruz ama toparlamayı size bıraktık zaten. Sözle başlamadan bakın, tekrar sözlerinizi söz kesiyorsunuz. Kendiniz tabii lütfen, ki. Lütfen susun. Buyurun buyurun. Konuşalım buyurun, ondan buyurun. Sonra söyleyin ya. Şimdi bir Konyalı olarak şunda hemfikiriz. Mevlana Hazretleri Konya'da vefat etmiş. Ölüm gününü Şeb-i Arus olarak sevgiliye kavuşma ilan etmiş. Ve o gündür bugündür Şeb-i Arus törenleri Konya'da kutlanıyor. Kanunla, zorlukla, güçlükle bir başka yerde Şeb-i Arus töreni kesinlikle kutlanmaz gibi bir yasak getirmek mümkün değil. Konya dışındaki diğer illerde ya da ülkelerdeki insanların
Mevlana'yı anmasının önüne geçmek zaten hem hukuki değil hem vicdani değil. Geçilmesin de burada zaten. Şunu söyleyelim. Devlet Şeb-i Aruz törenlerinin en görkemlisini 17 Aralık'ta Konya'da yapmalı. Basınımız, medyamız, devlet kanalları da özellikle bunu vurgulayarak Konya'dan yayınlarını yapmalılar. Daha önce İstanbul'da TRT'nin de sunduğu bir program oldu. Ben de o zamanlar meclis üyesiydim. Tabii ki muhalefet, toplum taleplerini doğrudan siyasetçiye ulaştıramazsa basınla, medyayla, sosyal tepkiyle kamuoyu ulaştırmak, kamuoyu oluşturmak ve kamuoyu olarak yöneticilere ulaştırmak en doğal hakkı. Ancak çok yakinen biliyorum ki o günkü Konya milletvekilleri ve Konya'nın yerel belediye başkanları, siyasetçileri, Kültür Bakanlığı nezdinden bile öte o günkü başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüşerek bundan sonra Şeb-i Aruz törenlerinin özellikle Kültür Bakanlığı eliyle Konya'da yapılması ve TRT'nin de yayınlarının Konya'da olması noktasında taleplerini, şikayetlerini ilettiler. Ve o günden sonra zaten dikkat ettiyseniz hiçbir 17 Aralık Şeb-i Aruz töreninde TRT'de bir başka ilin yaptığı program vesaire yayınlanmadı. Ve devlet eliyle de Konya dışında Şeb-i Aruz törenleri kutlanmadı. Vakıf, dernek, ilçe belediyesi, kendince İzmir Belediyesi, Şişli Belediyesi İstanbul'da böyle bir program yapmış olabilir. Ancak devlet olarak söylüyorum, Kültür Bakanlığı olarak ve TRT ne böyle bir yayın yaptı, o son oldu. Bir daha da böyle bir program kutlanmamıştı. Geliyorum İstanbul'daki 17 Aralık Şeb-i Aruz törenlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi program olarak kutlamalarına. Belediye böyle bir program yapmış, Mevlana sevgisinden diyelim, takdir edelim diyeceğim. Ancak programın içeriği benim esas gündem konum. Bir dakikanız var. Reklama gitmeden önce. Nakşi tarikatı sessiz zikir yapar. Kadri sesli zikir yapar. Nakşi'nin başka bir merasimi, töreni, seromanisi olabilir. Mevleviliğin kültüründe de kadın ve erkek aynı anda birlikte sema yapmazlar. Bu bir yanlıştır. Buna Konyalı olarak karşı çıkmamız lazım bir. İki, Kur'an-ı Kerim Türkçe meali okumakta mahsur yok. Arapçasını bilmeyenin normal Türkçe gibi okumasında bir mahsur yok. Ancak nasıl ki 12 yıl Tanrı uludur diye insanlar unutulduysa, burada da Kur'an-ı Kerim'i böyle bir Kur'an okurcasına, makam verircesine hamd Allah'adır gibi şekilsiz, haysiyetsiz bir şekilde Türkçe Kur'an okuması da yanlıştır. Özellikle bunu da vurgulayarak reklama girebiliriz diyorum. Buyurun. Bir dakika dedim. Bir dakikayı kendime ayırmıştım. Bir dakikamız daha var. moderatörlüğün böyle avantajı var. Diyanet İşleri Başkanlığımız son moderatörlüğümüz. Kur'an-ı Kerim'i 23 dile çevirmiş. 24. dilde zaten Türkçe. Hatta onun için ben Kur'an-ı Kerim'in yani Türkçe okunmasını her nerede olursa olsun bir rezalet olarak görmem. Türkçe okunmasını da görmedim. Ayrıca şöyle Türkçe bir makamla okunmasını da ezan da bir makamdır. Kur'an-ı Kerim tilaveti de makamla olur. Bunun Türkçe olmasının makamla okunmasının da Kur'an-ı Kerim'in maneviyatına bir zarar verdiğini ben düşünmem. Çünkü Arapça'da bir makam varsa Türkçe okunmasına da bir makam olmasında hiçbir sakınca yoktur. Buna dair özel bir dini hüküm de mevcut değildir. İçtihat da mevcut değildir. Hadis de mevcut değildir. Onun için ben burada özel bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Beni rahatsız etme. Benim fikrim tabii. Ama şu anlamda bu o kastın tahkir ya da tezif olduğunu, bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum ama iş bilmezlik olarak düşünüyorum. Zaten Ekrem İmamoğlu da yanlış yapılmış demiş. Ekrem İmamoğlu ama, Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde Türkçe okunmasının yanlış olduğunu toplumsal tepkiden sonra tabii ki ifade ama etti. Türkçe makamla okunması konusunda özel bir kasıt. Zaten şunu burada şöyle toplamıştık. Aslında uygun yapılması gereken bir ritüeli olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu Mevlana, Hazreti Mevlana'nın 1273'te ölümünden beri 747 yıldır böyle devam ediyor ya da bizim bildiğimiz şurada
en azından bir 50 yıldır böyle devam ediyor. Bunu yeni arayışlara girmeye de gerek yok demiştik zaten. Ama bazı kavramları da konuşurken birbirimize en azından niyet bakımından daha halisane, daha iyi niyetle değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum. Reklama gidiyoruz. Yok, reklam da değil. Bitiriyormuşuz. Program bitiyor. Program bitiyor. Şey, daha konuşacağımız çok şey vardı. Moderatör, bu programın yarısını siz konuştunuz. Yani bitirmeden söyleyeyim. Ben reklama... moderatörlüğümüzde gelecek hafta konuşalım diye çok konuşmuyorduk. Biz dört kişi moderatör gibi sizi dinledik Turgay Bey. Gelecek ben en çok moderatörlüğü verdim bence. De demokratik bir şey yapalım, programa devam edelim. Yukarıdaki konu. O zaman ben, yayın bitmeden şunu da söyleyeyim. Bakın İstanbul'daki şebarüs törenlerini eleştiri konusu yaptım ama dün toplumsal medyada bir tepki vardı. Haberiniz var yok bilmiyorum. Fransa'da peygamberimizi çizgileri ile alaya alan, tiye alan bir sözde çizgi Çağrı CHP'li yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'de bir programa davet ediliyor. Peygamberimize aşağılayan, hakaret eden bir insanı maalesef belediye yani program başka için bir konu açmayalım. Konuyu belediye, ben bilmiyorum. Belediye program yani bilmiyorum için şimdi. İzmir'e davet ediyor ama sağ olsun Konyalı hemşerimiz olan İzmir valisi Köşker programın yapılmasına müdahil olarak iptal ettiler. Bunu da dile getirmiş olan. Şey mi, çizeri o, mi? Ya, evet. Ama şey bizzat o mu çizmiş ya da bilmiyoruz. Konuyu bilmiyoruz da şöyle. Yeni konu açmamış olalım. Yeni açmayalım tabii. Bunu ama tartışabiliriz tabii. Süre doldu herhalde. Şöyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konusunda biraz onu bilgilendirme yapacaktık. Mustafa Bey bu konuda daha bizden hepimizden fazla bir bilgi sahibi olduğunu bu geçenlerde deneyimi gereği bizimle paylaşmıştı. En azından o konuda çok kısa bir şey söylememiz mümkün mü? Bence hiç girmeyelim. Onu haftaya o zaman tartışalım. Ya da hani bizi bekleyen, bu konuda bekleyen vatandaşlarımız olabilir. Varsa onları diğer programda en azından düşüncelerimizi aktaracağımızı ifade ederek söz vermiş olalım. İlk onunla başlamış olalım. Tamam, öyle yapalım. Bir program yapılabilir, gündem yapılabilir. Tamam. O zaman değerli izleyicilerimize, sevgili Konyalılara sabırları, bize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma katkılar için teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı günlerde ve bir başka programda görüşmek dileğiyle hepinize selam, saygı ve muhabbetlerimizi yolluyoruz.